Selamünaleyküm. Aleyküm Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkı hak batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele eden, gayret eden, koşturan, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden, mücadele eden kullarından eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Kur'an ve sünneti seneye sımsıkı yapışanlardan eylesin. Kur'an ve sünnet senin yaşanması ve yaşatılması için mücadele edenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden de razı olsun. Amin. Rabbim cümlemizin günahlarını affı mağfiret eylesin. Amin. Cümlemizi buradan tertemiz temizlenmiş bir şekilde çıkan kullarından eylesin. Amin her daim dilimizi zikriyle, kalbimizi de kendi muhabbeti ve sevgisiyle daim olarak doldursun, temiz eylesin. Amin. Şimdi geçen hafta Darül Harb, Darül İslam'ı anlattıydık. Sorunun ikincisiydi bu Konya'daki soru. Darül Harp için ticaretimiz nasıl olmalıdır diye. Bu sadece bu konu sonra da sorulara geçeceğim. Bu konuyu böyle birkaç hafta içerisinde derleyip toparlayacağız. Şimdi Darül Harp ve Darül İslam'da normalde ticaretin kendi içerisindeki kendi hukuklarında bazı değişimler var. Mesela bir Müslüman Darül Harp'te harbinden faiz alması Caiz görülmüş. Yani bir kimse harbinden faiz alabilir. Aslında Hazreti Mekkul hadisinde ile arasında faiz yoktur diye direkt e, hüküm var. Ama ve lakin bunu genelde iştahat eden ulema faiz almasında bir sakınca yoktur diye söylemişler. Bazıları da demiş hiç bu konuya girmemişler. Direkt hadisi şerifin metnine bakıp demişler ki Darül Harp'te harbiyle müminin arasında faiz yoktur demişler. Almak vermek olarak bunu ayırt etmemişler. Bazıları bunu ayırt etmişler. Darül Harp'te hani ticaret nasıl olacak diyor ya gayrimüslime içki ve domuz eti satılması caiz olmuş. Yani bir Müslüman bir gayrimüslime içki satabilir. Bir Müslüman bir gayrimüslime domuz eti satabilir. Böyle olunca işte diğer o Müslümanların kendi Müslümanların caiz olmayan, yemediği, içmediği şeyleri Darül Harp'te harbine gayrimüslimlere bunları ne yapabilir? Satabilir, taşıyabilir bunlarla ticaret yapabilir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yok. Hatta kazanacağı kesin ise kazanacağı kesin ise kumar oynayabilir. Kazanacağı kesin ise kumar da oynayabilir. Ama burada kazanacağının kesin olması lazım. Yani kazanacağı kesin değil ise bu konuda kumar oynaması caiz değil. Aslında buradaki genel mantık şu. Harbini ütebiliyorsa Darül Harp'te bir Müslüman harbini üteceği kesin ise harbini ütebilir. Ama bunu genelde hep imamlar böyle şart düşmüşler. Bu konuda işte gayri müslim hukuk kanun neyse onun içinde kalaraktan bunu yapabilir hükmü çıkarmışlar. Yani siz buradan atıyorum Almanya'ya gittiniz. Almanya'nın hukuku neyse orada uyuyorsunuz. Almanya hukukuna göre kumar oynamak serbest mi? Serbest. O zaman orada kazanacağınız kesinse kumar oynayabiliyorsunuz. Almanya hukukunda faiz serbest mi? Serbest kazanacağını kazanacağınızı biliyorsanız orada faizcilik yapabiliyorsunuz. Kazanacağınız kesin. Veya Almanya gittiniz, Almanya'da içki serbest mi hukuken serbest serbestse siz orada içki alıp satabiliyorsunuz. Almanya'ya gittiniz, Almanya'da domuz serbest mi? Serbest orada domuz eti alıp satabiliyorsanız veya da domuzun derisini alıp satabiliyorsunuz veya domuzun derisini işleyip deri ceket yapıp satabiliyorsunuz veya domuzun derisini işleyip orada gayrimüslimlere ayakkabı domuz derisinden deri diyerekten ayakkabıyı satabiliyorsunuz. Ama bakın bunu Darül İslam'da bunların hiçbirisini yapamıyorsunuz. Bakın Darül İslam'da bunları yapamıyorsunuz. Normalde Darül İslam'da Müslümanların Müslümanlarıyla olan ticaretlerinde helallar belli, haramlar belli. Siz o helallar ve haramlar dairesinde ticaretini yapıyorsunuz Darül İslam'da. Darül Harp'te ise normalde orada harbinin hukuku geçerli. Harbinin hukuku geçerli olunca Harbinin hukuku dairesinde orada ticaretinizi yapıyorsunuz. Orada İslam hukuku yok çünkü. İslam hukukunun olduğu yerde domuz etinin normalde alınıp satılması caiz değil. Bir Müslüman bunu yapamaz. Ama gayrimüslim unsurlar kendi işlerine domuz etini alıp satabilirler Darül İslam'da. Ama Darül Harp'te bir Müslüman da domuz etini alıp satabilir. Veyahut da Hanefilerin bir kısmı örneğin işte at etini yemezler. Ama at ile alakalı işte bilhassa bu Türkiye Cumhuriyetlerinde at eti caizdir. Hanefilerin içerisinde de buna fetva veren vardır. Ama normalde mesela at etini genel çoğunluk e alıp satmaz, yiyip içmez. Ama bu Darül Harp'te yenilir, içilir, alınır, satılır. Ama bu yine hani bir Müslüman onu alacaksa, ona bu at eti diye söylemekle mükellefsiniz Darül Harp'te. Darül Harp'te siz domuz etini Müslümanlara satamazsınız, örneğin. Bakın Darül Harp'te siz bir Müslüman'a domuz eti satamazsınız, Darül İslam'da. Darül Harp'te de Müslüman, Müslüman'a domuz eti satamaz. Bu, bu hani onu tekrar yeri gelince söyleriz, hani bir de bazen işte ülkede birisi kimdi o? Canan Kaftancıoğlu muydu, onun kocası mıydı? Domuz eti yediydi, ortalık ayağa kalktı. Yani nasıl domuz eti yer diye. Ne varmış domuz eti yiyince? O hangi dine müntesip olduğunu biliyor musunuz? Burası demokratik hukuk devleti. İsteyen domuz eti yer, isteyen inek eti yer, isteyen eşek eti yer, isteyen at eti yer, isteyen istediği eti yer. Ne ama bunu millet gündeme getirdiniz? Bu ülkenin her yerinde içki serbest mi? Serbest. Huş serbest mi? Serbest. Eşcinsellik serbest mi? Yani biz biz ona ben ona ibnelik diyorum da serbest mi? Serbest. Ya bu memlekete haram olan her şey serbest. Hiç kimse bunu ayyuka çıkarmıyor. Yani kadının birisi dininin ne olduğunu da bilmiyoruz. Onun kocası hatta. Yani domuz eti yemiş. Bir de çok lezzetliydi demiş. Yani ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Yani iyisini ortaya ayağa kaldırıyorsun. Bu ülkede her şey serbest. Yani biz eşcinselleri, ibneleri bıraktık. Domuz eti yendi mi gözümüze çok göründü. Her yerde içki harıl harıl, uyuşturucu harıl harıl, kumar harıl harıl. Bu ülkede devlet genel çalıştırıyor, vergi alıyor oradan. Önüne de bir tane bekçi dikiyor. Bir yaramazlık olmasın diye. Yani ona bakmıyor insanlar da birisi bir domuz eti yemiş ortalık ayağa kalkıyor. Veyahut da işte ülkedeki domuz çiftlikleri neredeyse büyükbaş inek, inek çiftliklerine, çiftliklerine eş değere gelecek. O kadar yakına gelecek. O kadar çok domuz üretiliyor ülkede. Ya bu domuz eti nereye gidiyor? serbest domuz yetiştirmek, kesmek de serbest. Etini satmak da serbest. Yani o domuz etleri olmamış olsa siz ucuz et yiyebilir misiniz? Ya domuz etleri olmamış olsa o bilmem kaç boynuzda otellerde yani sırf et böyle açık büfe yiyebilir misiniz? Domuz etlerini çeken en fazla çeken oteller. Siz nereye yiyeceksiniz o eti öyle ucuza? veya da ne bileyim sucu, salamı ucuza yiyeceğiniz. Yani etin kilosu Sait ne kadar etin kilosu? Kıyma 160 lira. Kıyma 160 lira. Yani kış, kuş kuşbaşı 170 kıyma 160 lira adam 130 liraya sucuk satıyor. 110 liraya 100 liraya sucuk satıyor. Yani kıyma 160 lira 100 lira sucuğu nereden alıyorsun sen? Bu mümkün değil. Yani sen bir lokantaya gideceksin. Normalde kıyma 160 lira. Onun yemek yapmaya kalktığında %30 firesi var zaten. Kıyma oldu 200 kusur bin lira. Yemeğe başlayınca. E kaç gram koyuyorlar porsiyona? 160 gram. Yani pişmiş, 100 gram, gram. pişmiş 100 gram, 110 gram. Zaten otomatikman et 25 liraya geldi ile beraber. E, dükkan kirası osu busu ıvırını zıvırını koyduğunda bir et yemeği 100 liradan aşağı değil. E, 100 liradan aşağı yiyorsan sen o et, o et yemeğini, onda sen başka bir şey ara. Velhasıl kelam Darül Harp'te domuz etinin beslenmesi, kesilmesi, gayrimüslimlere satılması caiz, bunda bir sıkıntı yok ve gayrimüslimlerce meşru olan yani gayrimüslimlerce meşru, gayet normal, rahat olan bu konuda gayrimüslim unsurlar yani gayrimüslim hukuk onu yasaklamamış. Onu serbest bırakmış. Bunlarla alakalı normalde Müslümanların faydalanması da Hani serbest olan bu gayrimüslim unsurların serbest ettiği şeyleri Müslümanların da bundan faydalanması İmam Muhammed'e ve İmam Azam'a göre caiz. Gayrimüslim unsurlar demişler ki faiz alabilirsiniz, satabilirsiniz, verebilirsiniz. Gayrimüslim unsurlara caizse sen de bundan faydalanabiliyorsun. Bunu alıp satabiliyorsun. Gayrimüslimlere caiz olan her türlü alışverişi bu manada yapabiliyorsun. Ama bunu yine Müslüman Müslümana yapamıyorsun. Bazıları orada Müslüman da ayırt etmemiş bir kısım ulema. Onları almadım, ben onlara katılmıyorum çünkü. Onlara katılmadığımdan dolayı ben... Ee, bu manada katılmadığım şeyleri çok burada sohbet etmek istemiyorum ama e, bu manada Müslüman Müslümandır nereye giderse gitsin Müslümanlığını koruması gerekir. O yüzden bir Müslümana domuz etinin e, satılması veya da bir Müslümana faizle para satılması veya bir Müslüman olan ticarette faiz çalıştırılması Darül Harp'te de olsa, Darül İslam'da da olsa caiz değil. Buna caiz diyenler var. Şimdi cemaat ismi de vereceğim. Belki de oradan geri döndüler mi, dönmediler mi? Bilmiyorum. Mesela Süleymancılar Darül Harp'te Müslümanlardan da faiz alınabileceğine dair fetva veriyorlar. Ben bu konuda birkaç kişiyle görüştüm. Onlar bu konuda kendilerince fetva veriyorlar. Doğru yanlış bilmiyorum ama birkaç kişiyle bunu konuştuğumda onların imamları, hocaları caiz olduğunu söylemiş. Bir de böyle bir durum var. Ben onu normalde kendi imamlarının ağzından duymadımdan dolayı bir şey diyemem. Allah'ın Allah'ım iyiesin inşallah. O yüzden imamların da büyük çoğunluğu, bakın büyük çoğunluğu Darül Harp'te de olsa, Darül İslam'da da olsa Müslümanlar Müslümanlarla alışveriş ederken İslami kural ve yöntemlere uyması gerektiğine dair hükmetmişler. Çoğunluk bu. Ben de o çoğunluğa tabi olanlardanım. Darül Harp'te de olsa, kafir de olsa onların haklarına girmek, bu benim o dediğim çoğunluğa göre caiz değil. O yüzden İslam dini hak konusunda kafirdi, mümindi, münafıktı onun olsa hiç ayırt etmemiş. Kul hakkı kul hakkıdır. Biz hiç kimsenin hakkına, hukukuna giremeyiz. Bu konuda hiç kimseye bu konuda kimsenin malını, mülkünü talan edemeyiz. Zarar veremeyiz. Buna fetva verenler var. Tekrar altını çiziyorum bunun. Ben onlara katılanlardan değilim çünkü çoğunlukta buna katılmamış. Bu ancak böyle nasıl söyleyeyim karşılıklı gerçekten bir savaş çıkar. Siz o zaman o savaşta gayrimüslim unsurlarının işte savaş aletlerini, edevatlarını, ekonomisini çökertmek için mücadele edebilirsiniz. Bu tamam. Ama öbür türlü, örneğin siz bir Darül Harp olan bir ülkeye, o ülkenin izniyle girmişsiniz veya o ülkenin vatandaşı olmuşsunuz, orada kalkıp da bir gayrimüslim unsurun hakkına, hakkına hukukuna girmeniz doğru değil. İbn Abidin'de geçiyor fetva gayrimüslim ülkelerde onların kanunlarına itaat etmek, karşı gelmemek zarureti vardır. Mallarına, canlarına, ırzlarına saldırmak asla caiz değildir der i̇bn Abidin. O yüzden Reddül Muhtar'da geçer bu. Onu kesinlikle kafir de olsalar biz gayrimüslim ülkelerde onların haklarına, hukuklarına tecavüz edemeyiz. Bunun hilafına tekrar fetva verenler var. Ben onlara katılanlardan değilim. O yüzden de bunun hilafına olan fetvayı size aktarmıyorum. Öyle bir yerlerden korktuğum için değil. Bunun yıllardan beri beni tanıyanlar bilirler. Ben bunlar bu tip şeyleri İslam hukuku neyse ona riayet ederim. Çoğunluk bunlara zarar verilmesini öngörmemiş. O yüzden ben de o imamlara tapi olurum. Sakalı bir tutam uzatmak sünnettir. Ama Darül Harp'te zulüm görmemek için nafakadan olmamak, emr-i maruf yapabilmek, Müslümanlara ve İslamiyete hizmet edebilmek, dinini, namusunu koruyabilmek için Sakalını kazımak caiz hatta lazım olur. Özürsüz olarak kısaltmak ve kazımak mekruhtur. Sakal sünnetine önem vermeyen kafir olur. Berikada geçiyor bu da. Demek ki böyle bazen hani bazı cemaatler bazı insanları veya yerleri eleştiriyorlar hani neden sizin sakalınız bir tutam değil diye beni de eleştirirler. Hani sen dervişlere böyle bir tutam sakal bıraktırmıyorsun, bunu emretmiyorsun, bu konuda sünnet seneye de gevşeklik gösteriyorsun gibisinden. Beni de eleştirirler. Ben kendim bu eleştiriden kurtulmak için bu fetvayı almadım. Ben bunu yıllardan beri çok öncesinden bu çünkü fetavayı hindiyede de geçer buna benzer fetva İbn Abidin'de de geçer buna buna benzer fetva yani üç aşağı beş yukarı birbirlerine benzer kelimeler değişir ancak veyahut da yerleri değişir. Normalde şimdi Darül Harp'te yaşıyorsanız işiniz sakal bırakmayı e, mümkün görmüyorsa örneğin önceden devlet tarihlerinde sakal yasaktı. Şimdi bilmiyorum durum nasıl. Yasak mı yine? Değil. Önceden devlet tarihlerinde sakal bırakmak yasaktı. Mesela bir kimse o sakalını bu manada kesmek zorunda mı? Evet. Ve hatta siz böyle değişik bir yerde çalışıyorsunuz. Orada başınızdaki amir, memur, müdür neyse e, din sizin teki. Sakallı bir kimseyi mimliyor. Mimleyince onun memuriyetine son vereceğim, işine son vereceğim diye var gücüyle orada sıkıntı çıkarıyor. Orada o kimsenin sakalını kesmesinde bir beis yok. Kısaltmasında bir beis yok. Burada kesme, kısaltma Darül Harbin hukukuyla alakalı. Orada eğer senin e, işine, aşına, eşine, namusuna, şerefine, haysiyetine bir zarar gelecekse evet sen sakalını kesebilir veya da sen sakalını kısaltabilir. Ne bileyim böyle işte sakalını öyle diyorlar ya şimdi kirli sakal diyorlar ya işte böyle üç numara, beş numara yapabilirsin. Veyahut da bankalarda, resmi dairelerde orada burada işin çok oluyor. Yani bakıyorsun sen sakallısın diye senin işini yapmıyorlar. Ne bileyim işte sana ters davranıyorlar. O zaman böyle bir şey olduğunda sakalını kısaltabilirsin. Tabii biraz daha şimdi bu hani ee, rahatladı şimdi ortam biraz daha bu konuda. Ondan sonra başörtüsü konusu, sakal konusu rahatladı şimdi Allah için. Bu konularda bir rahatlık sağlandı. E bu rahatlık sağlanınca da bir sıkıntı yok ama böyle bir kimse kafirlere benzemek için sakalını keserse, bir kimse kadınlara benzemek için sakalını keserse evet bu ağır küfür oluyor. Allah muhafaza eylesin. Amin. Darül Harp'te kafirlerin mal, can ve ırzlarına saldırmak haramdır. Yani bir Müslümanın darül harpte de olsa kafirlerin malına, canına, ırzına saldırması haramdır. Tekrar söylüyorum. Buna böyle fetva verenler var. Biz o fetva verenlere katılmıyoruz. O fetva verenler ne yaptı mesela? Irak'ta, Suriye'de, Daesh denen o kimseler çıktı. Orada la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kadınların ırzına da dokundular, canlarına da dokundular, mallarına da dokundular. Onlar normalde her şeylerini talan ettiler. Allah muhafaza eylesin. Bu Darül Harp'te de olsa ister kafir olsun, ister mümin olsun bir Müslümanın e, karşısındaki kadının e, ırzına, namusuna, şerefine dokunması veya tu karşıdaki kimsenin malına canına dokunması caiz değil. Kafir kadınların başlarına, kollarına, bacaklarına bakmak haramdır. Bakın Darül Hârte de olsa bir Müslüman kafir bir kadının işte e, vücuduna bakması, kollarına, bacaklarına, orasına, burasına bakması caiz değildir o mümin erkeklere de ki gözlerini haramdan sakınsınlar. O iman eden mümin kadınlara de ki gözlerini haramdan sakındırsınlar. Ayet-i kerime mümindi, münafıktı ayırt etmiyor. O yüzden Darül Harp'te de olsa bir kadının mahremiyetine bakmak. Açmış olabilir kendisi. Kendisi gayrimüslim kendisi normalde veya müslim önemli değil. Erkek ona bakmamaya gayret edecek. Kendini ondan uzaklaştıracak. Mecbur kalmış. Bankada, ne bileyim vergi dairesinde, devlet dairesinde mecbur kalmış. Gözünün kaçırması mümkün değil. O zaman da yapacak bir şey yok. Allah cümlemizi affetsin. Kafirin malını almak, kalbini kırmak, Müslümanın malını almaktan daha büyük günahtır. Yani siz bir kafirin malını gasp edemezsiniz. Bir kafirin malını haksız yere alamazsınız. Haksız yere ütemezsiniz. Kafirlerin haklarına dokunmak ve kafir bir kimseyi dolandırmak e, caiz değildir. Müslümanlar bundan uzak duracaklar. Ve kafirlerden de gasp, hırsızlık gibi gayrimeşru yol ile alınan her şey habistir, pisliktir yani, caiz değildir. Kullanılması da haramdır. Sahibi bulunmazsa fakirlere sadak olarak vermek lazımdır. Evet, bu da hadikada geçiyor. Önümüzdeki hafta İslam hukuku, Darül İslam için ticaret hukuku nasıl olmalıdır? İnşallah buradan devam edeceğiz bu konuyla alakalı. Allah'tan bir şey gelmezse inşallah. Tabi burada da sorulara da bir Bakalım inşallah. İhtiyacı olmadığı halde ve parası olduğu halde sırf yatırım için kredi çekmek darül harpte de olsa sufi adayı için tavsiyeniz nelerdir? Bu herkesin kendisine göre değişebilir. Kendi ticari durumuna göre değişebilir. Bir kimse böyle bir şeyde kar edeceğini düşünüyorsa o zaman o kar edeceğini düşündüğünden dolayı böyle bir şey yapabilir. Bir eşin aylar geçmesine rağmen bir akşam dahi evinde çocuklarıyla yemeğini yememesi normal mi? Zikir ve aileye önem verilmeden maddi olarak çok güçlü olmak ne denemli, ne denli önemlidir. Yani bazılarının işleri müsait olmayabilir. Gerçekten ticarette uğraşanlar bunu daha iyi bilirler. Yani normalde gönül arzu eder ki bütün e, erkekler akşam olduğunda evlerinde eşleriyle, çocuklarıyla beraber yemeğe otursunlar. Akşam yemeğinde aile toplansın. Bu güzel bir şey. Ama bazen ticareten öyle ticaretler vardır, yani bir kimse asla bu konuda böyle bir şeyde uzun zaman veya belli bir zaman buna uygun olmayabilir. Kadınların bu konuda anlayışlı davranmaları lazım. Eğer gerçekten adamın işiyle alakalıysa, şimdi e, bir memur kızı bunu anlamakta güçlük çekebilir. Bir işte fabrikada işçi kızı bunu anlamakta güçlük çekebilir. Çünkü akşam olduğunda onun babası saatinde eve gelmiş, saatinde evden gitmiş, mesai bitmiş eve gelmiş, çekmiş pijamalarını, robtu şambırını, oturmuş kahvesini içmiş, çayını içmiş. Normal tipik bir memur hayatı yaşamışlar. Harika, bir sıkıntı yok. Yani böyle bir ailede yetişmiş olan bir kız çocuğu, yani bütün evlilikleri bu gözle bakacak. Ama öbür türlü normalde örnekliyorum. Bir ailede kız çocuğu işte babası ticaret yapıyor. Ticaret yapınca bir de aktif bir ticaretse ne zaman geleceği, ne zaman gideceği belli değil. Yani bir atölye çalıştırdığını düşün, tezgahlarının olduğunu düşün. Ne zaman hangi tezgahtan ne bir patlaklık çıkacak, ne bir arıza çıkacak? ne zaman hangi işçi gelmeyecek, hangi problem yaşanacak, ne zaman hangi mal yetişecek, hangi mal yetişmeyecek, adam dünya sarhoş olur. O zaman o kız da memur kızıysa başlar e, ben kocamı ne zaman göreceğim, nasıl olacak, nasıl gidecek. Biraz hani yeni yetişen nesildeki kadınlarda da şöyle bir şey var. Adam onun ona tabi olsun, onun çizgisinde yürüsün. Onun istediği gibi yürüsün. Yani bugün teyzemler gelecek, erken gel, adam erken gelsin. Ertesi gün dayımların, işte e, dünürlerinin, kız kardeşlerinin, ondan sonra dünürleri gelecek, erken gel. E, adam buna uyması mümkün değil. Bu sefer sigorta yanıyor. Yani günün kadınları, biraz adamları kendi yollarında, çizgilerinde yürütmek istiyorlar. Bu tabi aldıkları e, YouTuber eğitiminden kaynaklanıyor. İslam eğitiminden kaynaklanmıyor. Yani İslam eğitimi yok. İşte bak millet nasıl dışarılarda yemek yiyor. Sen benim bir dışarı yemeye götürmüyorsun. Bir hafta sonu biz dışarıda yemek yemiyoruz. Bak herkes dışarılarda yemek yiyor. Biz tatile gidemiyoruz. Bunlar şimdi popüler kültürün getirmiş şeyle getirdikleri işte bir hafta sonu biz kahvaltıya gitmeyelim mi? E gidelim. E baktık kahvaltıya. Ne var? Peynir. Ulan evde de var. E orada üç çeşit var. Gözün kör olmasın. Evde de bir çeşit var veya iki çeşit var. Ne var? Ulan sucuk var. İşte ne üstüne iki tane yumurta kırmış. Yumurtalı sucuk yapmış. Ulan gözün kapalı yap yumurtalı sucuğu. Yiyeceğin o değil mi önünde sonunda? Ya, en son biz bir misafir vardı. <laughs> Cafer'le beraber gittik. Misafiri de götürdük. <laughs> Bakıyorum ben kahvaltı masasına. Hani kahvaltıya mecbur götürdük misafirimize Baktım hani dedim. Bunu evde olmayan ne var ki burada dedim. Yani değişik bir şey var mı? Yok. Bak değişik bir şey var mı? Yok ama kahvaltıya gitti pazar sabahı. Hani kuş kondurdu. Ben de bazen kenayesine soruyorum. Gidiyorum mesela kelle paça var mı diyorum ben. Bakıyor adam yüzüme yüzüme. Ya evde olmayan bir şeyi yapın orada. Evde kelle paça kaynatmaları çok zor şu anda. Ayak kaynatmaları çok zor. Aslında gideceğiniz kahvaltı yerlerine ne, ne, ne hani nerede burada ayak paça? E yok asıl ya evde millet onun kokusundan dolayı pişirmez, kaynatmaz. Hani uzun meşakkatli bir iş. Ulan adam gitti ya adam. Ben kahvaltıya gideceksem ben ayak kelle paça karışık içmeliyim. Ulan ne yapayım ne o? Tahin. Ulan nerede istesem var ne o? Bal. Ulan istemediğin kadar var ne o? Peynir. Tahin, peynir, pekmez. Ondan sonra ne var başka? Yumurtalı sucuk var. Öbür türlü ne o? Menemen yapmış. Ulan ayaklarımı yaptırtırım o kahvaltıya. Ama yok kahvaltıya gitti. Popüler kültürün getirmiş olduğu şeyler. Yani sen öyle yapacaksın, çoluğunla çocuğunla evinde otur, kahvaltını yap. Şimdi bunlar da var. Kadınlar eşlerini, kocalarını kendilerince kendi çizgilerinde götürmeye çalışıyorlar. Bununla alakalı mücadele ediyorlar. Bakın bununla alakalı mücadele ediyorlar. Evet eşler de erkekler de eşlerinin makul malum isteklerine cevap vermeli. Ama bazıların işleri var. Gerçekten yani ben o dönemlerden geçmiş bir kimse olarak söylüyorum. Biz iflas ettik, borçlandık. Nereye ev göreceksin, eş göreceksin, çocuk göreceksin? Borç kapatmak için ne gecemizi gördük, ne gündüzümüzü gördük. Arabada da yattık, bankta da yattık, iş yapacağız diye. İki gün, üç gün, dört gün mal peşinde koşturup eve gelmediğimiz de oldu. E, e borç ödenecek, iş yapılacak. Bunların hepsi de karşılıklı eşlerin anlayışına bağlı. O yüzden kadınlar biraz daha bu konuda toleranslı davransınlar işle alakalı eşlerine Benim meşhur tezim vardır. İşin düzgün olmazsa bu benim kendimedir. Dergahın da evin de düzgün olmaz. Bu benim kendime İşin düzgün olmazsa dergahın da evin de düzgün olmaz. İşi nereye koydum? Birinci sıraya koydum. Birinci sıra. İşine sahip çıkmazsan kendi nefsim için söylüyorum. Dergahına da, evine de sahip çıkamazsın. Çocuklarına da sahip çıkamazsın. İşine sahip çık. Ya dergahtan da mı önemli? Evet önemli. Sebep o dergahta koşturabilmen için ekonomiye ihtiyacım var. Buraya yürüyerek gelenler elini kaldırsın. Kaç kişi var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 30 kişi. Bilemedin 35 kişi. Bunların büyük bir çoğunluğu bu, burada yakın yerde oturuyor. Öyle değil mi? Parasızlıktan yürüyerek gelen var mı içinizde? Yok. Bu arkadaşlar yakın yerde oturdukları için yürüyerek geldiler. Geri kalan ya toplu taşıma araçlarını kullandılar ya da özel araçlarıyla geldiler. Hepsi de para mı? Para. Hepsi de para. O yüzden işiniz önemli. Allah muhafaza eylesin. Bir erkeğin karısını gün boyu hiç aramaması, bir mesaj dahi atmaması normal mi? Vay bizim aile saadetimizi bozacak bu sorular. <gülüyor> <gülüyor> Beni anlatıyor çünkü. <gülüyor> Gittim. <gülüyor> Yoksa gizliden mi geldi bu sorular? <laughs> tamam tamam yandı. Mustafa Özba pılıyı pırtıyı pırlaksın kalksın buradan. Allah'ım ya Rabbi ya <laughs> Murtaza bay bay et. <laughs> Sen bendensin. <laughs> Hiç yok deme atmak. <laughs> tamam. Ben kendimden bir tane buldum. Murtaza Kontur Garanti benden yana. Ben şimdi bunu normal desem ortalık ayağa kalkacak. Normal değil desem onu sana diyeceğim. Ben o zaman kendi nefsime demem lazım. Ya sen ne yapmıyorsun diye. O yüzden bu konuda pas geçiyorum ben. Eyvah ki eyvah ya. Evet belki de normal değildir yeni jenerasyona göre ama bizim jenerasyona göre gayet normal. <laughs> Hem de çok normal bizim jenerasyona göre. Ondan sonra hele bunu bizim mayındırlı çete hiç duymasın. Onlar diyecekler ki tamam biz pılıyı pırtıyı bıraktık her şeyden pas geçiyoruz diyecekler. Çünkü bize hiç normal değil bu. Biz öyle yani normalde öyle ne o? Bir mesaj dahi atmaması normal mi? Normal. Bunu bana sorarsanız günlerce, aylarca bile atmaması gayet normal. Ama siz bunu ölçe etmeyin. Siz beni ölçe etmeyin. Ben ayrıyım. Beni ölçetmeyin, Allah muhafaza eylesin. Amin. Ama normalde herhalde yeni cenarısın böyle şeyler istiyor değil mi? Günde bir mesaj atacak. Değil mi? Normalde işte nasılsın, iyi misin? Ya ne yapıyorsun? Ya bu konuda müjdarip olan erkek var mı içinizde yani? Eşim devamlı benden bunu ister. Herkes de diyor, "Elan oğlan Ahmet, istiyor mu senden?" Eyvah ya yanmış adam ya. Hem de nasıl diyor ya. Atmayınca sıkıntı çıkıyor mu? Akşam evde problem büyük. Sen o zaman aklına geldik çatıyorsun ha? <laughs> <laughs> Seninki de tam menfaati üzerine kurulu. İşi varsa arıyor, akşama güzel. İşi yoksa hiç aramıyor, problem büyük. Ha senin işin müsaitse, ha anladım şimdi. Eyvah ki eyvah ya. Biz bunu cevap veremiyorum. Ben normal olarak görüyorum kendim ama bu demek ki normal görünmüyor yeni jenerasyonun içerisinde. Bunu dile getirdiğimde nerede olacaksın ki? Ya zikirde ya da dergahtan bir arkadaşların sınırdır diyor. Allah Allah. Yani bu cevap da böyle çok uygun değil ya. Adam yani kadının şey, ağzını kapatmak için nerede olacaksın ki? Ya dergahtayım ya da dergahtaki arkadaşlarla deyince kadının ağzını kapattı. Yani bu da hoş değil. Yani bunu böyle cevap vermeyecek. Madem böyle bir şey yaptı, ona diyecek vay aşkım, sevgilim, kusura bakma hayatım. Yani bugün işlerim çok yoğundu, arayamadım, bir merhaba diyemedim. O yüzden bak beynimin damarları tıkandı ben sana merhaba diyemedim için. Bak gözlerim görmez oldu, Allah beni kahretmesin. İki gözüm döv, benim yanağıma akmaz. Ama Seymen ne kafa neydin? <laughs> Allah iyiliğini ver size yol çiziyorum size işte Allah senden de razı olsun ben anlattıkça sevmen çöküyor <laughs> Gürcan gel kurtar bunu gelmedi mi Gürcan daha giriş yapmadı, daha giriş yapmadı mı <laughs> Gürcan da gelmemiş seni kim kurtaracak ya Tabii ya yani bu bizim arkadaşlar biraz bu işin de şeyine baksınlar ya siyasetine. Yani böyle neredeyim ya dergahtayımdır ya arkadaşlarımla. Olur mu öyle demeyeceksin. Yanlış kelime. Bu doğru değil. Ona diyeceksin ay sevgilim, aşkım, canım, bir tanem. Ya sorma adamın birisi geldi bir müşteri. Ne kadar kılmış, ne kadar tüymüş. Ona baktıkça onun kıldığını, tüylünü görünce sen bana bir rahmetmişin. Bunu anladım. Bu kadar. Allah Allah. Bunları da biz öğreteceğiz ya. Yok İzmirlilik yok ya bunlarda ondan kaynaklanıyor. Dilinizi değiştireceğiniz ya. Sakın sen böyle mi söylüyorsun demeyin yok bende bir şey. Allah affetsin inşallah. Benim dergahtan önce Allah affetsin çok hareketli bir hayatım vardı. Eşim böyle yapınca nefsimin çok ağırına gidiyor. Kıskanması, merak etmesi, araması için illa düzen dışı bir şey mi yapmak lazım diye nefsim vuruyor. Bizlere nasihat eder misiniz? Evet, nasihat edeyim. Aramayanı aramak sünnet. <laughs> Sormayanı sormak sünnet. <laughs> Gelmeyene gitmek sünnet. Selam vermeyene selam vermek sünnet. Şimdi kim şikayet etti bunu? Kadın şikayet etti. Aramıyorsun da sormuyorsun da. Tamam, sünneti işte sen ara sor. Bir mesaj da yazmıyorsun iyi Sünneti işte sen yaz veya erkek bunu söylüyor Gürcan yetiş gitti amcolu semi sevmen çöktü ben burada anlattıkça böyle koca adam devasa adam böyle eğildi gitti ondan sonra çöktü. Ne dedim biliyor musun? Hani eşler delim birisi aramam. Kadınlar genelde şikayetçi ya kocalarından aramıyorlar, sormuyorlar, mesaj çekmiyorlar diye. Ondan sonra cevap olarak da adam diyormuş ki ya dergahtayım ya dervişlerle. Ben de dedim ki böyle demeyin. Bu yanlış. Deyin ki dedim ben aşkım, canım, güzelim, bir tanem. Vaktim olmadı, zamanım olmadı. Bir türlü arayamadım deyin diyorum. Semih çöküyor boynu orada. Gözümün ucundan Semih'e bakıyorum. Bu koca normalde 1.90'lık adam. E, çöküyor dedim Semih. Ne çöküyor dedim ben. Çok iyi söylüyorsun dedi. <laughs> dedim Gürcan neredesin? Kurtar adamı çöktü dedim. <laughs> Kurtulacak durumdayım onu. Kurtaramayız. Kurtaramayız diyorsun. Sen ona nasıl konuşacağını hiç söylemedin mi? Böyle aşkım, canım, cicim, güzelim, bir tanem. Biz de sen kurtarırsın diye seni arıyorduk ya. Gürcan'ın özelini anlatmayayım şimdi. Gürcan yine bir yere gideceğiz zaman valizini topluyormuş, ben gidiyorum diyormuş. Nasıl diyor dedim böyle. Başka ne diyeceğim dedi, ben gidiyorum dedim dedi. Gider, giderim dedi. Dedim hani sormuyorlar nereye diyor. Kimse bana nereye diyor sormaz dedi. Aslında biz de ondan medet bekliyoruz. Ama Semih neden kızardı onu merak ettim. Şimdi örnek Niye? <gülüyor> <gülüyor> ha örnek alacak diyorsun. Efendim böyle dedi. Sen gün içerisinde sen demek ki kapalısın non stop. Edeyim, da da Durum iyi değil. Evet. Bugün enteresan sorular var. Yani sosyal medyanın tehlikeli olduğunu, cinni taifesinin bu tarz şeylerle çok vakit harcayanlarla irtibat kurduğuna dair sohbet etmişsiniz. Evet. Hatırlıyorum. Eşimin izlemediği video kalmamıştır. Her an elinde. Demek ki kültürünü arttırıyor. Bu şimdi yeni popüler kültür videolarda çünkü bu yeni videolarla da o kimse popüler kültürünü arttırıyor. Öğreniyor demek ki. Semih de kafasını sallıyor. Demek ki o da popüler kültürü öğreniyor. Kafasını salladığına göre mesela öbür Seymen'den hiçbir şey yok senden. Sen böyle bir şeyin yok demek ki. Ha, gündemi takip ediyorsunuz. Evet. Tuvalete girdiğinde yemin ederim çoğu zaman 40 dakika çıkmıyor. Bu ne ya? Erkekse ben bunun dersini alayım, göndereyim. E yok, bu kadar da değil. Eyvah eyvah eyvah. Yatarken elinde arka arkaya gelen otomatik videolara bakarken uyuyor. Araba kullanırken bile bakıyor, bu bağımlılıktan nasıl kurtulacak? Onun elinden telefonu almak lazım. Evet, bu, burası sıkıntılı. Bir arkadaş yolda 200 TL bulmuş, buna ihtiyacı olan birine vermiş, ihtiyacı olan kişi de kabul edip tekrar kendisine hediye etmiş. En sonunda yarı yarıya paylaşıp anlaşmış. <laughs> Mola. Tamam ver onu al bunu al bunu sonra hadi. <gülüyor> Kıyamamışlar. <gülüyor> Kıyamamışlar. O kıymış önce vermiş bulduğuna ihtiyacı olan ama herhalde gözünden o verdi ama elimi titredi artık yani bak sana veriyorum. O ihtiyacı olan da baktı onun eli hayat itiriyor. Aman dedi ya ben sana vereyim. Yoksa ona paylaşalım. Güzelmiş bu ya. Allah bizi affetsin ya. Yok buluntu mal 6 ay beklenecek oraya asılacak. Sahibi gelirse diye Altay ay içerisinde sahibi gelmezse onun adına hayır olarak verilecek ama bunlar o ona vermiş, ona vermiş parayı ortadan yok etmişler. Semit de soruyor aklandı mı diyor. <laughs> Allah bizi affetsin. Ya. <laughs> Böyle sorular heyecan oluyor. önümüzdeki hafta bu sorunun devamı gelir. Darülah'ta nasıl yapılması lazım? Ortadan kaldıracağız ya 200 lirayı. <laughs> Müslüman topluluğunun topluluğunun nizamı İslam değilse o beldede de İslam yok diyebilir miyiz? Sistem olarak yok diyebiliriz. Yeryüzünde İslam yok demek doğru bir ifade şekli midir? Ben bazen onu benim bildiğim yok diyordum. Geçenlerde bir haber okudum nerede bir küçük bir krallık var. Burun ne miydi Neydi orada İslam e, hukukuna göre icra edilecek diye bir şey olduydu. Ne o? Bir açıklama olduydu. ne olduğunu bilmiyorum. Sorular kısa, kısa olacak, kısa. Evet. Vahdedi vücut felsefesi iblisin İslam'a tuzağı mıdır? Kabala felsefesiyle ilişkisi var mıdır? Vahdedi vücut bir felsefe değildir. Yani vahdedi vücudu felsefe olarak bakmak uygun değil. Çünkü bu konuda ismi vahdedi vücut olarak konulmasa da İslam ulemasının görüşleri söz konusu. O yüzden bunu böyle felsefe demek çok uygun değil. Zaten vahdedi vücut kelimesini ne kindi kullanmış, ne gazali kullanmış, ne Muhyiddin-i arabi kullanmış, vahdet vücut olarak. Ne Hz. Mevlana kullanmış Celalettin Rumi. Bunu sonradan, son 150-200 yıldan beri vahdet vücut olarak bunu dillendirmeye başlamışlar asıl. O yüzden eskilerde vahdedi vücut diye bir söz yok. Eserlerinde yok. Ama bir kimse Kindi'ye, Gazali'ye, Arabi'ye, Hazreti Mevlana'ya saldıracaksa bunlar vahdet vücutçu diye saldırıyorlar. Halbuki onların eserlerinde vahdet vücut diye hiçbir kelime geçmiyor. Ya da ben rastlamadım, karşılaşmadım. Bunu da zaten önemli Arabi araştırmacıları veya önemli Kindi, Gazali araştırmacıları bunu özellikle dile getiriyorlar. Yani Arabi'nin, kendinin, Gazali'nin, Hazreti Mevlana'nın bu gibi zatların vahdedi vücut kelimesini kullanmadığına dair. Bunu böyle kalkıp da iblisin İslam'a tuzağı dendiğinde bu kasıtlı bir saldırı. Allah muhafaza eylesin. Bunu genelde Vahabiler söylerler bu son dönem İbn Teymiyeciler söylerler bunu. Bunları böyle söyleyen onlardır. O yüzden onların sözlerine de bu konuda şey yapmıyorum. Çok itibar etmiyorum. Araba fabrikasında çalışıyorum. Fabrika bize vergisini verdikten sonra hisse senedi veriyor. 6 adet. İki tane parasını verip alırsan toplam 12 adet hediye hisse senedi veriyor. 5 sene satmamak şartıyla borsanın caiz olmadığını söylemiştiniz. Hediyeleri almalı mıyız? Almamalı mıyız? Hediyeleri alın. Ben borsa caiz değil demedim. Borsada oynanan oyun çok fazla. O yüzden dikkatli olun dedim. Yoksa bankanın e, olduğu bir yerde borsa caiz değil demek hoş değil. Bütün Bakın şunu unutmayın. Dünya üzerindeki banka, borsa, her türlü para girdi çıktılarında, parayla alakalı meselelerde dünya üzeri üç kağıdın üzerine kurulu. Üç kağıt para, borsa. <laughs> kağıt zaten onlarda. Tahvil, kağıt onlarda. Bak para, borsa, tahvil. Üçü de kağıt. Kağıdın üzerinde dönüyor. Üç kağıt hepsi de. Yani bunların hiçbirisi de güvenli liman değil. Kağıttan oluşan hiçbir şey güvenli değildir. Kağıt bu. Yanar, yıkanır, bozulur. Kağıt tedavülden kalkar. Kağıt sonuçta. Ama altın tedavülden kalkmaz. Yıkansa da bir şey olmaz. Pantolonun cebinde bir küçük altın unutmuşum. Bir şey olmaz. Yangın çıksa yine bir şey olmaz. Yanmaz. Durur orada. Deprem olsa kaybolmaz. Battığı yerden çıkarırsın. Bir şey olmaz bes bireysel emeklilik sistemi hakkında ne yapmalıyız? Yapın, sıkıntı yok. Allah bizi affetsin. Eftali zikir faalemennehu فاتحة ما سلوات